Hayırlı akşamlar değerli kanal ve izleyicileri. Efendim bir iftara doğru programın daha sizlerle birlikteyiz. Öncelikle Rabbimize hamd ediyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyoruz. Rabbim oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul ve makbul eylesin. Sizleri Allah'ın selamı, rahmeti, bereketiyle selamlıyoruz efendim. Güzel bir konu, güzel bir konukla yine bu akşam sizlerin huzurundayız. Efendim dinimizin 5 temel esasından birisini, dinin, Efendimizin ifadesiyle dinin direği namazı konuşacağız. Bu konuları konuşmak üzere stüdyo konuğumuz Konyaaltı ilçe müftümüz Sayın Orhan İmamoğlu hocam bizlerle. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Tabii sağ olasın. Tabii Ramazan ayının artık ortalarındayız. Yani evet. Yarısından da şeye doğru geçtik. Artık yavaş yavaş. Zirveden aşağı doğru iniş başladı. Elveda diyecek duruma geldik. Evet, yani. 15'inden sonra Rabbim hayırlara vesile eylesin. Amin inşallah hocam. Tabii kıymetli hocam Ramazan deyince oruç akla geliyor ama oruç kadar da önemli bir ibadet, namaz ibadeti. Herhalde oruçla birleştiği zaman değil mi? Elbette daha da güzel olan. Öncelikle şöyle başlayalım isterseniz. Yani genel manada ibadet kavramı ve ibadetle birlikte de inşallah namaz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ya malumunuz Ramazan ayı ibadetler mevsimi. Bütün neredeyse birçok evet. ibadeti içinde barındıran orucu, namazı, işte teravihiyle, Kur'an okuma tilavetiyle bir sürü ibadetlik barındıran güzel bir mevsim. Allah'ın rahmetinin gark ettiği bir mevsim ve namaz da malumunuz en güzel ibadetlerden biri, hatta temel ibadetlerden biri ki Miraç'ta yine nasip olmuştu, birlikte konuşmuştuk Miraç Kandili'nin programımızda birlikte sohbet etmiştik. Orada da dile getirmiştik. Bütün ibadetler yeryüzünde ama namaz ibadeti gökyüzünde emir kılınmıştır diye bir nitelemede bulunmuştuk. Dolayısıyla namaz da gerçekten en mühim Allah'ın ve peygamberin önemli üzerinde durduğu, Müslüman'dan özellikle kendi çıkarını, yani kulun çıkarını kendisinden istediği önemli ibadetlerden biri. İbadet kavramı değerli hocam, malumunuz İnsanoğlu başıboş yaratılmamıştır. Bir gaye, bir amaç için yaratılmış, yeryüzüne başıboş gönderilmemiş ve eşref-i mahlukat olarak yaratılmış, yeryüzüne eşref-i mahlukat olarak gönderilmiştir. Ve bunun karşılığında da Rabbim insanoğlundan kendisine bir teşekkür bekler. Nimet vermiştir, kendisine yeryüzünü, gökyüzünü, hatta şu an gökyüzünü bile kullanıyoruz. O zaman bahsedildiğinde tuhaf geliyordu ama şu an gökyüzünü bile insanoğluna müsahak kılmış. Birçok ayet-i kerimede Rabbim bahseder. İşte biz gökleri ve yeri yarattık, denizleri emrinize kıldık, içinde gemileri yürüttünüz, denizleri emrinize verdik. Bir sürü hayvan yarattık ve bunlardan faydalanıyorsunuz, hala şükretmez misiniz? Diyor. Bütün bunları insanoğlu için yaratan Rabbimiz tabii ki karşılığında insanoğlundan da kendisine ibadet edilmesini beklemesi doğaldır. Bir insan düşünün, yanında bir köle çalıştırır. O kölenin başkasına gidip itaat etmesini gördüğü zaman ne kadar zoruna giderse, bize her türlü nimeti veren, bize eşref-i mahlukat şeklinde yaratılma özelliğini, şerefini nasip eden Rabbim, kendisine karşı bir ibadet görülmediği zaman bu da Rabbimize hoş olmayacak bir davranış ve tavır içine girmiş olur diye düşünürüz değerli hocam. İnşallah. İşte ibadeti Rabbimiz o yüzden birçok ibadeti bizden ister ama en önemlisi de Allah'ı unutturmayacak. Devamlı Allah'ı hissettirecek. İnsanlara karşı güzel muameleyi de gerektirecek olan bir ibadeti, namazı bize emretmiştir. Bu yüzden namaz en önemli ibadetlerden biridir değerli hocam. Şimdi tabi hocam namaz deyince aslında programa girmeden önce de konuştuk. Birçok şey var konuşulacak. Belki saatlerce konuşması gereken bir konu ama tabii bizim vaktimiz de sınırlı. Genelde hep bize misafir olarak gelen hocalarımız aynı konudan muzdarip. Bazen konuya girerken diyoruz ki hocam artık programımızın sonuna geliyoruz. Vakti de şey kullanma noktasında hani namaz tabii dinin direği, çok önemli bir konu. Hikmeti ne hocam? Yani namazdaki bu ibadeti yerine getiriyoruz. Bu amaç ne? Hikmet ne? Hani orucun hikmeti diyor ki Cenab-ı Allah umulur ki korunasınız diyor. Ya aslında, namaz ibadette yani namaz aslında imandan sonra en büyük
Eylem diyebiliriz. Yani tevhidden sonra en önemli eylemlerden biridir. Hikmeti insanı diri tutar. Diri tutar. Düşünün, kendimizi dünya hayatına vermişiz, işlerimize meşgul oluyoruz. Biz din adamları bile. Yani. Kendimizi öyle bir kaptırıyoruz bazen dünya hayatına. İşlerle uğraşırken, ticarette uğraşırken, ticarette yanında ziraatte uğraşırken bakmışsın ki insanoğlu kendini dünyaya vermiş, Allah'ı unutmuş, ahireti unutmuş. İşte bu yoğunluk içinde aslında namaz en büyük hatırlamadır. Vele zikrullahi ekber diyor değil mi hocam ayet-i kerime? Nasıl? Vele zikrullahi ekber diyor ya. Aynen, vele zikrullahi ekber, bir de başka bir ayet-i kerime fe'budun li zikri diyor. Beni anmak için bana ibadet edin diyor. İşte Rabbimizi hatırlamak. Rabbimizle birlikte, Rabbi hatırlayan zaten ahireti de hatırlar. Dünyayı, evet, dünyaya önem verir. Şöyle önem verir çünkü geçimlik yeridir. Evet. İnsanlarla yaşamak için gerekli olan yerdir. Ahiretin tarlasıdır. Dünya da lazım. Nasıl ki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete hazırlanmamız gerektiğini söylüyorlarsa büyüklerimiz, aynı şekilde dünya hayatı içindeki gerekliliği yerine getirirken ahireti unutmamak için, Rabbi unutmamak için de namazın devamlı diri, insanı diri tutacağı önemli bir konudur değerli hocam. Çünkü namazda bir eylem var. Yani dedik ya, tevhidden sonra en büyük eylemdir. Namazda Allah'a tekbir getirerek başlıyorsun, Allah'ı anarak başlıyorsun, dünyaya arkana atıyorsun. Tekbir getirdiğimiz zaman bir nevi ellerimizle dünyayı itiyoruz. Ve Allah'ı yüceliğini tekbir getirerek Allah'ın yüceliğini dile getiriyoruz. Allah'ın yüceliğini dile getirdikten sonra tekrar yine Allah'ı Sübhaneke ile yine Allah'ı kutsuyoruz. Tesbihat ile Allah'ı zikrediyoruz. Rabbimizin yüceliğinden bahsediyoruz. Sonra Fatiha ile şeytana sığınıyoruz içimizde, değil mi? Ve izâ karakter Kur'an'e festaiz billah mineşşeytanirracim diyor Cenab-ı Allah. Kur'an okuyacağın zaman şeytana sığın diyor ve içimizden istiazeyi de getiriyoruz. Şeytana sığınıyor. Sonra Rabbimizle başlıyoruz. Besmele ile yine içimizden getiriyoruz ve Allah ile mülakata giriyoruz, sohbete giriyoruz. Dolayısıyla namazın en önemli hikmetlerinden biri değerli hocam, Allah ile bir sohbet olması, Allah ile devamlı kendini hemhal etmeli hem de dünyadayken Allah'ı unutmamanın en büyük hikmetidir. Çünkü eylemle Rabbinden istiyorsun, Allah'a hamd ediyorsun, Rahman ve Rahim olduğunu belirtiyorsun, din gününün sahibi sensin diyorsun, bir nevi ahirete hazırlanacağım diyorsun. Ya Rab, sen Maliki Yevmiddin'sin. Dua ediyoruz. Evet, diğer dünyanın sahibisin. Bu neyi gerektirir? Benim hazırlıklı olmam gerektiğini gerektirir değerli hocam. Ve İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyoruz. Sadece sana ibadet ediyoruz. Sadece senden yardım diliyoruz diyoruz. O eyleme dönüştürüyoruz isteklerimizi. Ve İhdine sırâtel müstakîm diyoruz. Dua ediyoruz. Ya Rab, bizi doğru yola ilet. İşte azaba uğramışlara, delalete uğramışlara, gazaba uğramışların yoluna değil, dost doğru yola ilet diye dua ediyoruz. Ve Rabbimizle sohbet ediyoruz. Daha bunu ayakta, kıyamdayken yapıyoruz. Yani namaza baktığımız zaman daha başlarken dünyayı arkamıza itip Rabbimizle bir sohbetimiz, bir ilişkimiz başlıyor değerli hocam. Yani o zaman şöyle diyebilir miyim hocam? Yani namazın içerisinde belli kodlar var. Aynen. Dünyayı elini tesle itme, başta başına bir dua, bir zikir. Aynen. Bu hususta yani mesela şimdi, kıyamı ayrı, rükûsu yani ayrı. Yani dediğimiz gibi dünyayı arkaya atıyoruz, elimize itiyoruz. Ben bundan sonra Rabbimle sohbete vardım, önümde hiçbir şey engel olamaz diyoruz. Abdullah İbni Mesud'dan bahsederler, namaz kıldığı zaman öyle huşuyla kılarlarmış ki, hatta bazen yanındakiler, babanız işte annesi çocuklarına babanız namaz kılacak veya sakinler varken Abdullah İbni Mesud namaz kılacak, sessiz olun dendiği zaman istediğiniz kadar konuşun, ben duymuyorum ki sizi dermiş. Niye? Çünkü kendisini Rabbine veriyormuş, dünyaya itiyormuş. Elinin tersiyle arkasına atar gibi itiyormuş. Ve ilk kodla oradan başlanıyor. Yani Rabbimizi tekbir etmekle. Kıyamdayız. Bu kıyam bir duruş. Yani Rabbinin huzurundasın. Rabbinin huzurunda duruyorsun.
ve rahmetini Rabbinden bekliyorsun. Dağlar kıyamı ifade eder diyoruz ya. Dağları besleyen bulutlardır. Nasıl ki dağları besleyen bulutlar ise biz de kıyamda Rabbimizden nimet bekliyoruz. Nimet. Bizi beslemesini bekliyoruz. Kıyam ile duruşumuzu belirtiyoruz. Allah'a karşı olan her şeyin karşısında durduğumuzu gösteriyoruz. Sadece Rabbimizin huzurunda Elif gibi durduğumuzu belirtiyoruz. Ve orada Rabbimize dua ediyoruz, ibadet ediyoruz. Kıraat ile kıraat işte ediyoruz. Bir nevi Kur'an'ı namaza indiriyoruz. Vahyi namazda da tekrar ediyoruz. Evet. Fatiha ile Allah'ın göndermiş olduğu vahyi yine tekrar okuyarak Rabbimizle devamlı diyalog içinde olduğumuzu, İrtibat, hiçbir zaman Allah'ı unutmadığımızı, irtibatımızı kopartmadığımızı belirtiyoruz. Ruku ile Allah'a eğiliyoruz. Yani sadece Allah'ın huzurunda. Hiç kimsenin karşısında değil, sadece Allah'ın huzurunda eğildiğimizi belirtiyoruz. Dünyaya, paraya, menfaate, makama değil, Allah'ım sana ruku ediyoruz. Çünkü Subhane Rabbiyel Azim diyoruz orada. Ya. Hatta rivayet edilir ki rukuda dikildiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam tekbir getirerek tekrar kıyama döndüğü zaman Rabbena ve lekel hamden kesiren diye dua. Sahabenin biri dua eder. Hamden kesiren mil essemavati ve mil erad ve mil maşite diye dua eder. Namazdan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam hangi kardeşinizle dua eden diye sorar. Sahabeden biri benim ya Resulallah der. Senin o duandan sonra diyor melekler onun sevabını vermek için yarıştılar diyor. O kadar güzel bir dua ettin. İşte rukuda Rabbimizi yine tesbih ediyoruz. Yine Rabbimizi noksanlıklardan beri ediyoruz. Dikiliyoruz, tekrar secdeye gidiyoruz. Secdeki, İki kere secdeye ediyoruz. Rabbimize en yakın olduğumuz yer ve yine orada da alnımızı sadece Allah için eğileceğini gösteriyoruz. Alnımızı sadece Allah için yere değeceğini belirtiyoruz ve Subhane Rabbiyel A'la diyerek yine Allah'ı tesbih ediyoruz. Kendisine boyun eğeceğimiz, ruku edeceğimiz, secde edeceğimiz en büyük varlığın Allah olduğunu belirtiyoruz. Kula değil. Secdeki, mala değil. Değil mi hocam? Secdeki menfaate değil. Secdeki şeytanı Allah'ın huzurundan kovduran bir şey. Evet. Yani secde edin diyor. Basit bir şey değil yani. Evet. Dolayısıyla aslında secde ederek bir nevi yüceliğimizi de gösterir. Çünkü Peygamberimiz diyor ki kulun Allah'a, Rabbine, Allah'a en yakın olduğu yer secdedir. Fekşiru dua. Dualayı çok yapın diyor. Duanızı çoklaştırın, bollaştırın diyor. Dolayısıyla orada da bol bol dua etmemiz lazım. Ve o da bir kod. Ne kodu? Bu alnım Allah dışında hiçbir şeye eğilmeyecek, yere değmeyecek. Ve iki kere secde ediyoruz. O da aslında doğru. Diğer davranışları, diğer hareketleri değil mi? Defa yaptığımız halde. Bunu iki kere yapıyoruz. Niçin? Topraktan geldik. Toprağa. Yine toprağa gideceğiz. İki kere diriliştir aslında. Evet. Yokken var olduk. Öleceğiz. Tekrar diğer dünyada diriltileceğiz. Evet. Bunun aslında bir tekrarıdır. Ve tekrar teşehhüdü yine aynı şekilde. Tahiyyatta tabii değil mi hocam? Tahiyyatta yani. Biz yine Rabbimize sohbet ediyoruz. O da yine Miraç'ta olan bir şey. O da Miraç'ta olan bir şey. Hatırlayın konuşmuştuk, sohbet etmiştik. Peygamber aleyhissalatü vesselam Rabbimizi övüyor. İşte tahiyyatın, bütün güzelliklerin, selamlaşmanın en güzelinin Rabbimiz için olduğunu belirtiyor. Et-tahiyyatu diye başlıyor. Lillahi ve salavatu ve tayyibatu. Ve devamında da işte Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü diyor. Cenab-ı ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah ona selam gösteriyor. Ey Allah'ın peygamberi, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun. Peygamberimiz cevap veriyor. Yani. Ama sadece kendisi adına cevap vermiyor. Bize değil mi? Salih. Ve aleyna ve aleyhibadullahi salihin diyor. Salih kulların üzerine olsun diye cevap veriyor. Yani. Melekler şehadette bulunuyor. Yani. Ve devamında dua ediyoruz yine. Peygamberimize, işte Hazreti İbrahim aleyhisselam'a ve devamında kendimize de dua ediyoruz. İşte Rabbena atina fid dünya hasene, anne babamıza, bütün müminlere dua ediyoruz. Yani dolayısıyla değerli hocam, namaz aslında bir sürü ibadet içinde barındırıyor. Elbette. Tesbihatı, tezkiri, zikri, kıraatı, Allah'ı hatırlamayı, tehlili, teşehhüdü, bir ibadetler manzumesidir. İbadet. Dolayısıyla namazın hikmeti de daha güzel ortaya çıkıyor. Allah'ı
ile Allah ile iletişimi diri tutmak, Allah'ı anmak ve tabii ki en önemlisi de vaktimiz varsa inşallah bahsederiz, kötülüklerden alıkoyması. Evet. İşte tam da aslında biraz da bunu konuşmak lazım hocam. Şimdi hakikaten o kodları, ya biz onlara rükun diyoruz, erkanı diyoruz, erkanı veya hükmi boyutları diyoruz. İşte kendi içerisinde namazın farzı, vacibi, sünneti, bu bir ibadeti yerine getirirken de var. Ama selamla birlikte aslında işin hikmet boyutu başlıyor, değil mi? Aynen. O hikmet boyutunda Cenab-ı Allah, o biraz önce sonunu okuduğumuz ayetin öncesinde, değil mi? Kur'an'dan sana vahyolun oku ve namazı dosdoğru kıl. Oradan anlatıyor. Değerli hocam, o hikmet aslında bu değil. Aslında yani namazın en büyük hikmetlerinden biri de dediğiniz gibi, yani ondan da bahsedecek de, kodlar araya girince o da güzel bir hatırlatma oldu. Şimdi namazın hani hikmeti nedir diye sorduğumuzda, evet, birinci amacı Rabb'i zaten hatırlamak, ikinci de dünya hayatında kendini, evet, kötülüklerden korumak, insanlara zarar vermekten de korumak. Tabii. Çünkü inne salate tenha anil fahşai vel münker. Hakkıyla ikame edilen, hakkıyla kılınan namaz insanları kötülüklerden, fuhuşiyattan, bütün pisliklerden uzak tutar, engeller. Çünkü namaz kılınca Rabbine dua ediyorsun. Tabii. Ben sana ibadet ederim, senden yardım dilerim diyorsun ve Maliki Yevmiddin derken, ya Rab ben hareketlerime dikkat edeceğim. Çünkü diğer dünya hesap var diyorsun. Hesap günü var diyorsun. Namazdan sonra da ona dikkat etmen lazım. Evet. İşte Necip Fazıl Hazretleri der ki, asıl hac dönüşü başlar. Asıl Ramazan, Ramazan'dan çıktıktan sonra başlar. Asıl namaz camiden çıktıktan sonra başlar. İşte gerçek namaz, namazı bitirdikten sonra başlar hocam. O kılmış olduğumuz namazımız bizi eğer kötülüklerden engellemiyorsa, dedikodudan, gıybetten, iftiradan engellemiyorsa, namazın suçu değil, bizim suçumuz bizim. Bir de namazı hakkıyla ikame etmemişiz, evet, demektir. Evet. Musa Carullah'ın güzel bir sözü var. Der ki, namazı hakkıyla kılmayanlar için serbezemun dum beheva der. Çok affedersiniz, baş yerde, kıç arkada der. Tavukla benzetme yapar. Namazdan hakkıyla istifade etmeli. Niye? Tavuk yerden nasıl ki yerini hızlı bir şekilde alıyorsa, namazın hakkını vermeyen kişi de diyor, başını yere götürüp getirmiştir, rukaya gidip gelmiştir ama içini boşaltmış bir şekilde, evet, namazı kılmıştır. Dolayısıyla namazı içini boşaltmadan, ne dediğini bilerek, vahiy yaşayarak, Kur'an'ın manasını bilerek işte tefehüm etmemiz lazım. Evet. Aslında namazın en önemli gerekçelerinden biri de kılmış olduğumuz namazın neden bahsettiğini de bilmemiz lazım. Evet. O bizi çoğu şeyden de korur. Tabii şimdi Kur'an'daki ifadeler aslında çok önemli hocam. Yani mesela Cenab-ı Allah namaz ibadetinden bahsederken eda değil, ikame kelimesini kullanır. Çok yani çok manidar değil. Yani sen namazı ikame et ki namazda sen aslında emir ikame kipinde, etsin. Genelde emir kipinde geçen ayetlere baktığımız zaman ekimussalat, evet, diye geçer. Tabii. Yani emir olmayan yerlerde yusallune diye geçiyor, evet, ama emir olarak işte ekimussalate ve atuz zekate, yani genelde birbirinden de ayırmamış. Namazda namazı zekatı da birlikte kullanmış. Ve yanılmıyorsam 48 mi 44 yerde, 40 küsur yerde zekat ikame ile namaz, ekimussala da diye bahseder. Bu da aslında ikame, değerli hocam, eğri olan bir şeyi düzeltmek manasına gelir Arapçada. Ekamehu dediğin zaman o şeyi düzeltti manasına gelir. Tabii. Bir nevi hakkını verdi manasına gelir. İşte ekimussala da derken de namazın hakkını vererek kılın manasında kullanıyor Cenab-ı Allah. Sallu salatekum demiyor, namazınızı kılın demiyor. Ekimu salate, tadil erkana uyarak namazınızı, aynen, kılın. Her hakkını vererek namazınızı kılın. Namazdayken bütün dünya meşgaleleri aklınıza gelmesin. Namazdayken ticaretiniz aklınıza gelmesin. İşte ayet diyor, öyle insanlar vardır ki ricalun diyor, öyle ricaller vardır ki onları herhangi bir şey, dünya bayi onları engellemez diyor. İşte namaz öyle olması lazım. Ama insanoğlunun içinde maalesef o var. Yani namazda da durduğu zaman, geçen bir cuma vaazında bahsederken cemaatten bir hocam dedi, bahsettiniz namazda
Ama o zaman bizim bütün namazlarımız gitti diyor. Çoğu zaman kendimizi veremiyoruz. Onun üzerinde dur sana bir müjde de söyleyeyim dedim. Bu aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Alimlerden biri der ki Elhamdülillahillezi kâle fi kitâbihi feveylun lil musallîne an salâtihim sahûn ve lem yekul fi salâtihim. Allah'a hamdolsun ki o Rabbimiz feveylun lil musallîne an dedi. En harfi cerini kullandı. Yeah. Namazlarında gaflet içinde olanlara yazıklar olsun dedi. Namazları içinde demedi. Fi harfi cerini kullanmadı. Onu demiş olsaydık hepimiz hüsrana uğrardık diyor. Çünkü çoğumuz namaz içinde maalesef gidiyor. İşte önemli olan o namaz içinde de kendimizi verebilmemiz. Evet. Diğeri zaten bu bahsettiği yazıklar olsun dedi. Namaza hiç namazdan tamamen gafil namazdan olanlar. Namazdan tamamen uzaklaşanlar. Yani. Riya için namaz kılanlar, gösteri için namaz kılanlar. Ama namazı kılıyor. Namaz içinde kendisini bazen insanoğlu veremeyebilir. O normal. Evet. Ama sahabelerde de oldu. Hazreti bir Ömer veya bir anlatılır yani acaba peygamberimiz hangisini verecek diye bir şey verecek demiş de onu düşünmüş. Ya Cuma suresinde bahsettilir. İşte ve terekekuke kaymen diyor. Seni terk edip gittiler diyor. Ticaret geldiği zaman. Ticarete daha kervandan şey duyunca. Kervanı duyunca gidiyorlar. Yani insanoğlunun fıtratında. Ben verdim hocam. Ve orada Allah uyarıyor onları. Peygamber mi diyor? Onlar seni terk edip gittiler diyor. Yani. Ayakta bıraktılar seni diyor. Hatta camide 12-13 kişinin kaldığından bahsedilir. Yani. Ve onları uyarır işte. Tabii. Dünya malını bırakın diyor. İşte Cuma günü Cuma'ya çağrıldığınız zaman Cuma'ya koşun diyor. Daha faydalıdır, daha hayırlıdır diyor. İşte değerli hocam namaz da aynı şekilde hakkı verilerek ikame edilerek kılması lazım. Tadil erkan uyulması lazım. Tavuğun yerden yem aldığı gibi değil, yerden insanoğlunun elmas varmış gibi, yakut varmış gibi itinayla namazı eda etmesi lazım. Yani Ramazan ayında ise daha öncelerden daha çok olur. Hani bu teravih namazlarında daha fazla bu durumla karşılaşırdık aslında. Yani ama işte, hamdolsun şimdi biraz daha iyi. Eskiden duyardık işte kara şimşek, bilmem. Yani 10 dakikada 15 şeyt imam şu. O namaz da, hocam özür diliyorum, o namaz İnsanların da kendi namaz değil. Kendilerini kendimizi kandırmamıza gerek yok. Kendimizi kandırmamızdan başka bir şey değil. Yani. Çünkü hocalarımız da çoğu da dikkat ediyorlar diye düşünüyorum. Eskisi gibi değil. Bir tek çıkardı. O işte Hazreti Ali'nin sözü akla geliyor. İçinde anlayışın ve idrakın olmadığı namaz namaz değildir diyor. İçinde kıraatın olmadığı namaz da namaz değildir diyor. Anlayışın olmadığı bir kıraat. Dolayısıyla insanoğlu elhamdülillah dediği zaman ve devamını getirdiği zaman ne dediğini az da olsa bilmesi lazım. Allah'a hamd ettiğini, kendisine sığındığını bilmesi lazım. Allah'ın huzurunda olduğunu unutmaması lazım değerli hocam. Yani sonuçta Peygamber Efendimiz ifadesiyle kıyamet günde ilk hesaba çekilecek olduğumuz amelden bahsediyoruz. Yani onun için hocam. Bunu hani bir sırtımızda genel ibadetler içinde kullanılır ya, sırtımızda büyük olarak görüp bir an önce atıp kurtulalım anlayışında işte olmamak değil lazım. Hocam aslında onu sevmemiz lazım. Evet. Dediğiniz gibi bir yük olarak değil de Rabbimizle bir sohbet edeceğimizin havasına giriyormuşçasına namaza gitmemiz lazım. Birazdan Allah'ın o tevhid eyleminin bir devamıdır dedik ya. Aynen. İşte imandan sonra en büyük dediğiniz gibi en büyük ibadet aslında namazdır. Tabii. Diğerlerinden önce emredilmiştir. Ya bir bütün de şöyle, ibadetlerden önce emredilmiştir. Ve değerli hocam imanı güçlendirir. Elbette. İmanı kuvvetlendiren bir ibadettir. Ayrıcı bir özelliğimizdir. Tabii kafirle Müslümanı ayıran bir göstergedir değerli hocam. Tabii şimdi bakıyoruz mesela birçok ibadetler, mesela hac ibadeti ömürde bir defa, işte Cenab-ı Allah oruç ibadetini ayda bir defa ama namaz ibadet hakikaten her gün müminin hayatını tanzim eden, düzelten değil mi? Ya bu kadar işte zamanlar olduğu için bahsedemeyeceğiz belki ama öyle hikmetleri vardır ki işte dediğiniz gibi vakti tanzim eder. Sağlık açısından birçok faydası var. Allah'ı hatırlamanın daimliliğini, sürekliliğini gösterir ve devamlı Allah'ın huzurundasın. Öyle 5 vakte bölmüş ki o 5 vakitte düşünün
Hakkıyla eda ettiğiniz zaman inanın kötülüğe zaman bulamazsın. Evet. Hakkıyla eda değerli. Ettiğiniz zaman değerli hocam. Değerli hocam tabii size vakit dediniz. İyi vakit hatırlattınız. Bir iki üç dakikamız falan kalmış. Bu noktada hani namaz yerine getirilmesi, ihmal edilmemesi gereken bir ibadet. Hani Hazreti Peygamber Efendimiz kızı Hazreti Fatıma'yı da söylüyor ya. Yani sakın babana güvenip de kimseye güvenmemek lazım. Hocam çocuklarımıza öncelikle evet. anne baba düşen en önemli görev çocuğumuza namazı daha 7 yaşındayken evet. öğretin diyor. Tabii. Muru bi salati evladekum fissab'i diyor. 7 yaşındayken çocuklarınıza öğretin diyor. Ve üzerinde durun hatta kılmıyorsa kızın diyor. Kızın diyor. Gerekirse hafifçe de dövebilirsiniz. Okşar gibi yani öyle. şey yapar evet, gibi değil, evet. zarar verecek, rencide evet. edecek gibi değil. Okşarcasına da kızabilirsiniz diyor. Dolayısıyla daha küçükken evladımıza bizim yapabileceğimiz en büyük iyilik evladımıza öğretmemizdir hocam. Evet. Sabah inan bizde bile oluyor. Kalkıyoruz çocuğumuzu kaldıralım mı kaldırmayalım mı uyuyor acaba çocuk rahat eder mi edemez mi ama cehennem ateşindeki ya. O yanmasını gözümüzün önüne getirerek cehennemde yanmaması için de olsa o çocuğumuzu kaldırıp sabah namazı dahil bütün namazlara alıştırmamız lazım. Evet. Peygamberimiz dediği gibi ya Fatma olay biliyorsunuz ya. Zaten değerli hocam sabah camiye giderken her gittiğinde Allah emretmiş zaten kendinize namazı kılın ve ehlinize de üzerinde durun diyor. Ailesini, çocuklarını, torunlarını uyandırılmış. Hazreti Fatma'nın uyuduğunu görünce bana güvenme diyor. Babam peygamberdir diye güvenme. Ey babacığım ben oğlum hastaydı. Sabaha kadar uyumadı. Onu yatırdım da namazı kıldım öyle uyudum dedikten sonra rahatlıyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla gerçekten namaz sabırla üzerinde durulması gereken bir ibadettir. Evladımıza, ailemize öğretmemiz gereken bir ibadettir. Küçük yaştayken vermemiz gerekir. Evet. El ilmu fis sigar ken nakşe fil hacer demiş büyüklerimiz. Küçükken verilen ilim, öğretilen ibadet, taşa, öğretilen taşa. Terbiye edip taşa işlenmiş nakış gibidir. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür Allah ediyorum. Razı olsun. Bizi izleyenlerin de Ramazan'ı tekrar tebrik ediyorum. Allah Rabbim Allah. Ramazan'ın sonuna erişmeyi, tertemiz bir şekilde çıkmayı bizlere nasip eylesin. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Değerli hocam. Evet. Bir teşekkür de sizlere kıymetli izleyenlerimiz. Bu güzel vakitte bizleri evlerinize misafir edip bizi izlediğiniz için Rabbim ibadetlerimizi, oruçlarımızı kabul eylesin. Yarın bir başka konu, bir başka konukla tekrar sizlerle olmayı umut ediyoruz. O zaman görüşünceye kadar şimdilik Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.